Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her geçen gün, her geçen ay gerçekten ilerlemeye, iletişim ve bir noktada aslında ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bu alanlardan biri Bilişim Vadisi ile Azerbaycan-Kobi arasında yeni bir iyi niyet, bir protokol imzalandı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Serdar İbrahimcioğlu da yayın konuğumuz. Efendim Mayıs ayında demiştiniz, bizim bir görevimiz de dost ve kardeş ülkelere tecrübe paylaşımı, destek demiştiniz ve ilk adımı da Azerbaycan'da atıyorsunuz. Neler söylersiniz? Yani bir defa tabii çok mutluyuz bu durumdan ve bu işbirliklerini artırmaya devam ediyor olduğumuz da bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi. Tabii bir taraftan sadece bizim bu önemi gösterdiğimiz değil, diğer taraftan Azerbaycan'daki kurum ve kuruluşların da bu işe ne kadar sahip çıktıklarının da bir göstergesi aslında bugün yaptığımız işbirliği. Şimdi şöyle ki, biz daha evvel ifade ettiğimizde de bu paylaşımcılığı artıracağımızı söylemiştik. Bunun da bir sebebi var: Milli Teknoloji Hamlesi. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu diğer tüm dünyadaki sanayinin dijitalleşmesi vizyonlarından farklı olarak paylaşmacı bir teknoloji gelişimini önemser ve bunu önerir aslında. Değer önerisi bunun üzerinedir. Dolayısıyla bu paylaşımcılığımızı biz ilk olarak Azerbaycan'da, Bakü'de Azerbaycan Teknik Üniversitesi içerisindeki kurduğumuz bilişim vasi yerleşkesiyle başlatmış olduk. Bu süreç devam ediyor. Daha önceden de zaten bir ön fizibilite yapmıştınız. Yatırım imkanlarını, istihdam imkanı. Şimdi bunun sonucunda istihdam, girişimcilik, startuplar, Azerbaycan-Türkiye bir entegrasyon mu olacak? Bakü ile İstanbul arasında nasıl bir koordinasyon sağlanıyor efendim? Evet. Şimdi tabii bu koordinasyon ilk adımını atmıştık. Şimdi bir adım daha atılmış oldu. Kobia ile beraber, Kobia'nın bugünkü destekleri çok kıymetli destekler. Bugün Kobia'nın destekleriyle beraber burada yerleşkede yer alan startuplar startup şehadetnamesi almak suretiyle aslında tam bir teknoloji girişimciliği kümelenmesinin oluşacağı bir yapıya dönüşmüş olacaklar. Böylece buradaki girişimciler, yani Azerbaycan'daki girişimcilerin Türkiye'ye, Türkiye'deki girişimcilerin Azerbaycan'a geleceği, birbirleriyle ortak çalışmalar yürütebileceği bir yapıyı da bununla kurmuş olacağız. Dolayısıyla Bilişim Vadisi'nin bu yapı içerisindeki, bu mega teknoloji koridoru misyonu dediğimiz yapı içerisinde bir odalar gibi düşünürseniz aslında her birini birbirine bağlayan bir koridoru bir araya getirmiş oluyoruz. Gebze'deki, İstanbul'daki, İzmir'deki kampüsümüzle eş değerde bir de Bakü kampüsümüz hayata geçmiş oluyor. Ve bunların her birisi birbirleriyle konuşabilen, görüşebilen, birbirleriyle yapacağımız hızlandırma programını eskiden sadece Kocaeli'deki kampüsümüzde yaptığımız hızlandırma programlarını bugün Bakü'ye getiriyoruz. 30 ülkeden ayrı uluslararası yaptırdığımız hızlandırma programının bir tanesini de Bakü'de yapıyoruz ve yine bütün uluslararası kurum ve kuruluşları da davet ederek yapıyoruz. Girişimciler, uluslararası girişimcileri, gelin Bakü'deyiz. Bilişim Vadisi Bakü'de bir programımızı da burada yapıyoruz. Dolayısıyla zaten çok iyi giden işbirliklerimizi biz de kendi alanımızda, teknoloji girişimciliği alanında, bilişim alanında artırmak için gayret sarf ediyoruz. Bu meyanda da bu işbirliği protokolü bizim için çok kıymetli. Zaten hali hazırda da Kobia'nın binası içerisindeyiz. Biraz önce imzalarımızı attık. Bu anlamda bizimle birlikte bu çalışmaları yürüten tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Sayın Görem Durum, çok büyük bir vizyon. Son olarak Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde de artık etkileşim artmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten yeni bir sayfa açıldı. Var mı bundan sonraki adımlarımız, görüşmelerimiz? Bize bir perspektif çizebilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, geçtiğimiz yıllarda Kazakistan Astana'da bir program oldu, toplantı oldu. Türk Devletleri Teşkilatı Teknoparklar Birliği olarak, yani Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birliği olarak bir imza attık. Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan ve Türkiye'den tabii ki katılımcılar orada imzaları attık. Buradaki gayretimizi ifade ederken yine bu ifadeyi kullanmıştık. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla mega teknoloji koridoru kuruyoruz. Bu koridoru birbirine bağlayacağız dediğimizde onlar da şöyle bir şey, dijital İpek Yolu diyelim mi Serdar Bey demişlerdi. Yani dijital İpek Yolu dememize gerek yok ama biz bir dijital gönül yolu kurabiliriz demiştik yani. Bu dijital yolda bu birlikteliklerimizi artıracak mıyız? Evet, artıracağız. O yüzden Astana'ya, o yüzden Özbekistan'a, hepsine gidiyoruz. Her biriyle hatta buradaki heyetleri bizzat Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde ağırlamak suretiyle bir bilgi transferini başlatmış
durumdayız. Ama bunlar adım adım biraz sürprizlerle dolu. İzleyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. Sağ olun, var olun. Gerçekten çok büyük bir vizyon. T3 vakıflarıyla, bilim merkezleriyle, bilişim vadisiyle sadece aslında modern ticari İpek yolu değil, dijital anlamda da bir İpek yolu kuruluyor. Bir birliktelik, bir koordinasyon sağlanıyor. Biz de TRT olarak tabii yakından bu faaliyetleri izlemeye devam edeceğiz. Diyelim Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım.